Efendim geldik 29. bölüme, çevre sorunlarına. Şimdi GKK'da doğal afetlerden soru geliyor ama daha az. Çevre sorunlarından özellikle kirlilikle ilgili, küresel ısınmayla ilgili daha çok soru gelmekte. Bilginiz arkadaşlar. Şimdi çevre sorunu nedir? İnsanlar doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde de değişikliğe neden olmaktadırlar. Bu değişiklikler tabii ki her zaman olumlu yönde olmamaktadır. Şimdi fabrikaları kurdun, atmosfere karbondioksit salıyorsun. Atmosferde karbondioksit konsantrasyonunu yükseltiyorsun. Ne yapacaktır? İnsanın çevreye bu müdahalesi genellikle bozulma yönünde etkili olacaktır. Şimdi çevre kirliliği nedir? Doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıyla ortaya çıkan ve canlıları olumsuz etkileyen cansız ögeler üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve bunların niteliğini bozan. Yani özeti, hava, toprak, suyun içerisine karıştığında bunun doğal yapısını bozarak buradaki canlı yaşamını olumsuz etkileyen her şeye biz çevre kirliliği adını vermekteyiz. Şimdi birincisi hava kirliliği. Çeşitli kaynaklardan salınan ve atmosferin yapısını bozan, fabrikalardan, evlerin ısıtılmasıyla, arabanın egzozlarından çıkan gazların atmosfere karışmasıyla oluşan olaya biz hava kirliliği adını vermekteyiz. Evet, evlerden, sanayi tesislerinden, otomobillerden kaynaklanan gaz atıklar atmosfere karıştığında ne yapar? Beşeri faktörlerin etkisiyle havayı kirletmiş olduk. Ülkemizde hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı kentlere baktığımızda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Adana ve Gaziantep'tir. Bakın buralarda hem nüfus fazla hem fabrika fazla, yani sanayi gelişmiş. Nüfus fazla, evlerini ısıtacaklar, otomobillerini kullanacaklar, fabrikalar fazla, üretim yapacak. Bütün bunlarda ne yaptı? Atılan gazlar havayı kirletti. Sanayi tesisleri ve evlerde kullanılan kömür türlerinden kaynaklanan kirliliğe Londra tipi kirlenme adı verilir ki bu kirliliğin arkadaşlar biz özellikle termik santraller çevresinde ve demir çelik fabrikaların çevresinde geliştiğini görüyoruz. Bakın Zonguldak'tan bir fotoğraf, korkunç kömür yakıyorlar. Kışın arkadaşlar burnunuzu silin simsiyah çıkıyor. Yani gerçekten Zonguldak'ta muazzam kömür kullanılmakta. Motorlu taşıtların fazla olduğu alanlarda egzozlardan çıkan atıkların havaya karışmasıyla meydana gelen kirliliğe biz Los Angeles tipi kirlilik adını veririz. Yine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi otomobil sayısının fazla olduğu kentlerde oldukça fazladır. Arkadaşlar termik santraller ve demir çelik tesislerinin bulunduğu kentlerde hava kirliliğinin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Geldik su kirliliğine. İstenmeyen zararlı maddelerin suyun yapısını bozacak kadar içine karışması, yani ölçülebilir değerde bunların miktarının artmasına su kirliliği adı verilir ki bakın balıklar arkadaşlar bundan zarar görüp ölmüşler. Su kirliliğine neden olacak birçok olay vardır. Arkadaşlar konutlardan kanalizasyona karışan yağlar ve deterjanlar. Bunlar bizim kırmızı su çiçeklenmesi, yani ötrafikasyon dediğimiz olaya neden olmaktadır. Termik santrallerden salınan sıcak sular, bunlar da su sıcaklığını yükselterek bakterilerin artmasına neden oluyorlar. Tarım arazilerinden dönen gübreli sular ve tarım ilaçlarından kirlettiği sular, sanayi tesislerinden kaynaklanan atık sular, bütün bunlar arkadaşlar bazı nehirlerimizin aşırı kirlenmesine neden olur ki özellikle Ergene Nehri ve fotoğrafta gördüğünüz Porsuk Çayı gerçekten arkadaşlar Türkiye'nin en kirli nehirleri içerisinde bulunur. Evet, özellikle sanayi bölgelerinden akan Meriç, Ergene Çayı, Sakarya, Porsuk Çayı, Simav Çayı, Kızılırmak, Küçük Menderes, Büyük Menderes nehirleri ki Küçük Menderes, Büyük Menderes'te daha ziyade tarım arazilerinden dönen gübreli sular buraları kirletir. Marmara Denizi başta olmak üzere İzmit Körfezi, İzmir Körfezi ve İskenderun Körfezi'nde de kıyı kirliliği vardır. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda Marmara Denizi'nde İstanbul kıyılarında müsilaj sorunu karşımıza çıktı. Yine gelirsiniz İzmit Körfezi'nde artık balık bile yok. Gerçekten sanayinin etkisiyle aşırı kirlettiğimiz bir deniz olmuştur. Geldik toprak kirliliğine. İnsan etkileri sonucunda toprakta biriken kirleticilerin yüksek düzeye ulaşması şeklinde tanımlanabilir. Toprak kirliliğine bağlı olarak toprağın verim kapasitesinde bir azalma
yaşanacaktır. Toprak özellikle sanayi atıkları, evsel atıklar ve tarım arazilerinin aşırı gübrelenmesi sonucunda kirlenmektedir. Özellikle arkadaşlar yoğun gübre kullanımının görüldüğü Ege, Güney Marmara, Ergene ve Akdeniz ovalarında kimyasal madde kirliliği artmaktadır. Diğer kirliliklere geldiğimizde özellikle katı atık kirliliğinden bahsedebiliriz. Büyük şehirlerin çevresinde evsel kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan çöpler katı atık kirliliği oluşturmaktadır. Ki geri dönüşüm yöntemleriyle arkadaşlar bu çöplerden faydalanılıp hem hava gazı üretilebilir hem de arkadaşlar işte içindeki plastik, metal gibi çeşitli malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşümle sanayide kullanılabilmektedir. Mesela bugün İskandinav ülkelerinde arkadaşlar çöp yok. Atık tesislerde işleyecek çöp yok. Hatta bazen çöp satın almakta adamlar. Şimdi gürültü kirliliği diye çok ciddi bir problemimiz bulunmakta ya da elektromanyetik kirlilik diye çok ciddi bir kirlilik türümüz bulunmakta. Büyük fabrikalar, demir ve karayollarına yakın alanlarda, havaalanları ya da eğlence merkezlerindeki arkadaşlar o gece kulüpleri şunlar bunlar ömür hayatımda bir kere bir arkadaşımızın düğününde gitmiştim. Ya iki gün başım ağrıdı. Korkunç bir gürültü var. Kimse kimsenin konuştuğunu anlamıyor. Bu gürültü kirliliği, elektromanyetik kirliliğe geldiğimizde artık hayatımızın her yerinde elektrikli aletler var. Yani hele o fön makinesi. Bakın internetten, cep telefonundan daha fazla elektromanyetik dalga yaymakta. Evet, elektrik enerjisiyle çalışan birçok cihaz elektromanyetik dalgalar yaymakta. Özellikle cep telefonlarının baz istasyonları da elektromanyetik kirliliğe neden olmaktadır. Geldik küresel ısınmaya ki günümüzde dünyayı tehdit eden en önemli faktör arkadaşlar küresel ısınmadır. Atmosfere verilen gazların sera etkisi sonucunda atmosferdeki arkadaşlar ortalama sıcaklıkların yükselmesine neden olmasına biz küresel ısınma adını veriyoruz. 20. yüzyılda arkadaşlar dünyanın ortalama sıcaklığının 0.6 derece arttığı ve 21. yüzyılın sonunda bu değerin 2 dereceye ulaşması beklenmekte. Tabii ki bunun birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Arkadaşlar küresel ısınma atmosferde artan sera gazları. Yani özellikle karbondioksite bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Karbondioksit dışında su buharı ve metan gibi gazlar da arkadaşlar güneşten gelen enerjinin atmosfer içerisinde birikmesine ve küresel ısınmaya neden olmaktadır. Şimdi küresel iklim değişimlerinin Türkiye'deki etkilerine baktığımızda İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış miktarı bugünkünden daha az olacak, kuraklık şiddetlenecek. Yağış miktarı azalınca buralarda tarım yapmak için ne yapıyorsun? Yeraltı suyunu kullanıyorsun. Patır 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 Konya'da obruklar oluşuyor. Karadeniz bugünkünden daha nemli ve sıcak bir iklime sahip olacak. Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar daha yükselecek ve zaman zaman ani sağanak yağışlar karşımıza çıkacak. Arkadaşlar küresel ısınmanın en olumlu etkisi Doğu Anadolu bölgesinde görülecek. Doğu Anadolu'da yükseltinin fazla olması aşırı ısınmadan etkilenmemesine ve yağış miktarının artmasına neden olacak. Bu da Erzurum Kars çevresindeki çayırlar daha gürleşecek ve bu bölgede arkadaşlar büyükbaş hayvancılık artacak. Yine nemlilik ve yağışın artmasına bağlı olarak da ormanların arkadaşlar olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yüksek dağlar üzerinde bulunan buzul alanları daralacak ve buzullar arkadaşlar birçok yerde ortadan kalkacak. Bakın 1950'li yıllardaki buzullarımızla 2020'li yıllardaki buzullarımızı karşılaştırdığımızda yaklaşık geriye %10'luk bir kısım kaldı. Yani buzullarımızın son 70 yılda %90'ını kaybettik. Tabii ki buzullar dünyada bu kadar hızlı erirse deniz seviyelerinin yükselmesine neden olacak ki Çukurova gibi, Bafra gibi, Çarşamba gibi Ege'nin delta ovaları gibi ovalarımız su altında kalacak ve verimli tarım arazilerimizi kaybedeceğiz. Tabii ki bu durum tarımsal üretim üzerinde ciddi bir olumsuz etki oluşturacak ve buralarda yaşayan nüfus da diğer alanlara gideceği için mekansal problemlerle karşılaşacağız. Son yıllarda şehirlerin büyümesi ve betonlaşmanın artmasına bağlı olarak kent merkezlerinde sıcaklık yükselmektedir. Yani
Şehirlerde arkadaşlar şehir ısı alıcıkları oluşmaktadır. Bu da zaman zaman şiddetli sağanakların artmasına neden olur. Çünkü şehir çok büyüdü, çok ısındı. Konveksiyonel hareketler hızlandı. Mesela hatırlayın son 5-6 yıldır Ankara, İstanbul, Bursa, Konya gibi gibi birçok kentimizde şiddetli sağanaklar sel ve su baskınlarına neden olmaktadır. Ne diyor sorularımız? Türkiye'de son 10 yılda yaşanan kuraklık bir takım değişimleri beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri olamaz? Tarım alanlarının sulama suyu ihtiyacının artması. Meydana geldi mi arkadaşlar? Evet, kuraklık arttı, yağış azaldı, tarımsal sulama ihtiyacı arttı. Güney ve batıda bulunan kıyı bölgelerinde orman yangınlarının artması kesinlikle buna da neden olur. Tahıl tarımından alınan verimin düşmesine, yağış azalıyorsa düşecektir. Baraj göllerinde su seviyesinin düşmesine, evet elektrik üretimimizi olumsuz etkiledi. Toprak kayması olaylarında artış yaşanmasına, hayır. Niye? Yağış azalırsa toprak nasıl kaygan hale geçecek? Bu nedenle aradığımız cevap E seçeneğidir. Ne diyor ikinci sorumuz? Yukarıdaki bilgilerde numaralandırılmış cümlelerin hangisi Konya'da yeraltı suyu seviyesindeki düşüşün insan odaklı yanlış kullanıma bağlı olduğunu göstermektedir? Arkadaşlar obruk oluşumu aşırı yeraltı suyu kullanımı, ona bakacağız. Son yıllarda Konya Ovası'nda yeraltı suyu seviyesi oldukça düşmüştür. İklim özellikleri nedeniyle bölgeye fazla yağış düşmemektedir. Halbuki Konya halkı için tarımsal faaliyetlerde su vazgeçilmez bir kaynaktır. Tarımla geçinen çiftçi aileler gerekli olan suya ihtiyacını yeraltı sularını aşırı şekilde kullanarak karşılamaya çalışmaktadır. Dört elimizde. Bu durum hızla seviyesi düşen yeraltı sularının gelecekte büyük bir problemin habercisi olduğunu işaret etmektedir. Aradığımız cevap D seçeneği. Arkadaşlar çok değil. 2-3 yıl içerisinde Konya'da tarımsal üretimde, verimlilikte muazzam bir düşüş yaşanacak. Çünkü su seviyesi bugün Konya'nın birçok yerinde 300 metrenin altına düştü. Obruk oluşumlarından ziyade sen burada şeker pancarı gibi, mısır gibi ürünleri yaygın olarak yetiştirdiğin için yeraltı suyu çok aşağıda ve artık çekemeyeceksin. Bu tarım arazileri de çoraklaşacak ki bugün tuzluluk çok ciddi bir problem. Çünkü Tuz Gölü'nün suyu buradaki yeraltı suları. Mesela Eskil'e gitmiştim. Orada çiftçilerle konuştuk. Artık diyor kuyulardan çorak su geliyor. Yani ne yaptı? Olumsuz etkiledi. Endüstri kuruluşlarının fazla olduğu alanlarda atık suların denize boşaltılmasına bağlı olarak deniz ve kıyı kirliliği yaşanmaktadır. Türkiye'de endüstri kuruluşlarının dağılışı düşünüldüğünde gibi gibi kıyılarından hangileri bu kirliliğin daha fazla rastlandığı yerler olarak gösterilebilir? Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda İzmit Körfezi ve İzmir Körfezi Türkiye'de sanayinin yoğun olduğu alanlardır. Bu nedenle de kıyı kirliliğinin fazla olduğu alanlardır. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Geldik son slaytımıza. Son yıllarda haritada tarıl olarak gösterilen alanda hatalı arazi kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarda artış görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir? A. Toprakların çoraklaşması. Evet, burada topraklarda çoraklaşma görünüyor. Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi. 300 metrelere düştü, görülüyor. Rüzgar erozyonunun artması. Zeminde kuraklık artarsa rüzgar erozyonu artar. Tektonik göllerin sayısının artması. Arkadaşlar yağış azaldı diye tektonik göl mü artar? Hayır. Değerimizde. Obruk oluşumunun artması kesinlikle arkadaşlar çok yaygın. Bu nedenle aradığımız cevap D seçeneğidir.